Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün single player'da otobüs modu test edeceğiz. Biliyorsunuz aramızda multiplayer haricinde single player oynayan birçok arkadaşımız mevcut. Bunlar için güzel modlar çıkıyor. Ben uzun süredir multiplayer oynadığım için test etme şansı bulamadım. Şöyle bir otobüs modu gördüm Simülasyon Türk sitesinde. Mercedes 2016 model Travego. Bir otobüs markası. Yani gayet de güzel, şöyle göstereyim. Bir hoşuma gitti açıkçası, bir test edeyim dedim. Yani şekli falan hoşuma gittiği için şöyle bir single'da sizler için de hem de göstermiş olayım, tanıtmış olayım otobüsü diye düşündüm arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir servise doğru gidelim. Şu anda otobüsün üstünde Göztepe'nin şeyi mevcut. Nasıl diyeyim? Boyası mevcut diyelim. Arkadaş yapıyor bunu forum üzerinde. İşte Fenerbahçe'si var, Galatasaray'ı var, Beşiktaş'ı var, Trabzon'u var, Bursa'sı var. Bir de dedim Göztepe yapar mısın dedim onun haricinde. Onu da yapmış sağ olsun. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Motor seçenekleri falan mevcut. Şöyle en sondakini takalım. Şanzımanı değiştirelim. İşte içi arkadaşlar bu şekilde, hemen hızlıca göstereceğim. Fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi burada otobüs şeyleri mevcut. İşte Göztepe, Galatasaray'ın şu şekilde. Fenerbahçe'nin bu şekilde, Bursaspor'un da bu şekilde, Beşiktaş'ın da bu şekilde. Şimdi ben buradan Fenerbahçe'yi almak istiyorum arkadaşlar. Daha sonra şuradan, parçacıdan şuraya basıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Mesela burada Galatasaray'ı seçtiyseniz böyle kombine edebiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin, işte Trabzon'un, Bursa'nın, burası boş kalmış. Herhalde Göztepe'nin böyle şeyi yok diye, tam otobüs yok diye herhalde arkadaş örneğini bulamamış. Öyle boş bırakmış. Güzel olmuş. Beşiktaş'ın da şöyle arkadaşlar. Beşiktaş'ınki de efsane duruyor yalnız. Şöyle camlar mamlar. Güzel gayet. Şöyle ben Fenerbahçe ile kombine ediyorum. Lastikleri falan ayarladım abi. Jant falan takabiliyorsunuz işte. Fazla uzatmak istemiyorum. Bir de arkada şöyle bir şey var. Onu da sorayım sizlere. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Neon sarı, turuncu, mavi falan diyor. Yani hiçbir şey değişmiyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben sorayım sizlere. Bu şekilde arkadaşlar, işte buraya da plaka falan takıyorsunuz. Aynalar değişmiyor zaten. Şuraya da tıklamaya çalışıyorum. Bu şeymiş. İçeride kalan bir şeymiş, detaymış. Ben şey sanıyorum, şöyle tıklanacak şey sandım onu ilk başta. Yani otobüsümüzün modifiyesi bu şekilde. Farları göstereyim, şöyle yanıyor. Bu şekilde modifiye ediyoruz. Başka bir şey yok arkadaşlar. İşte bu cam şey. Bir de direksiyona bildiğiniz üzere topuz takabiliyorsunuz. Siparişi onayla diyelim. Şöyle hasarımız var mı? Yok. Şimdi otobüsümüzü şöyle göstereyim size. Fenerbahçe otobüsü yaptım. Şöyle ön tarafı da parlıyor biraz. Şöyle farları da göstereyim. Farlar da şu şekilde yanıyor işte arkadaşlar. Bu şekilde farlar. Bunun haricinde şu anda Bergen'deyim. Hamburg'a gideceğiz. Yük aldım. Nasıl aldın diyeceksiniz. İnternetten şey buldum abi. Passenger modu buldum. Yolcu modu buldum. Yolcu moduyla şey aldım. Yük aldım. Yolcuları aldım işte. Onunla gideceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sadece şeyde alabiliyorsunuz onu. Oyunun normal haritasında alabiliyorsunuz. İskandinavya'da falan yok yani. Çıkmıyor yolcular. Neden bilmiyorum. Şöyle göstereyim hatta yolcuları da size. Bütün linkleri YouTube'da açıklama kısmına bırakacağım. Ben oradan indirirsiniz. İşte yolcular böyle çıkıyor abi. Gidiyorsunuz şeye. Yolcuları almaya. Aynı Dorsa gibi. T'ye basıyorsunuz abi şöyle. Yolcuları alıyor. Arkada bir şey gözükmüyor. Ama arkada bir şey gözükmediğine bakmayın. Mesela trafikte o arkamdaki Dorsa'nın şeyi belli oluyor yani, diğer araçlar tarafından. Fark ediyorlar. Pek arkama yanaşmıyorlar o sebepten dolayı. Şöyle sinyal sesi falan bu şekilde. Şöyle kırmızı da geçelim, hiç beklemeyelim. Sinyal sesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Biraz sıkıntı var onda. Arkadaş süresini ayarlayamamış onun. Yani uzun tutmuş. Ne yapıyorsun be kardeşim be? Öyle hayvan gibi dönülür mü oradan? Bak otobüs geliyor karşından, bir bak ya. Şimdi şeyde şu sıkıntı var. Modlarda. Skin modunda. Şöyle dışarıyı göremiyorum ben mesela. Sola döneceğim. Solumu göremiyorum şu kaplama yüzünden. Yani o camlardan abi, o kaplamaları silersek bence çok güzel olacak ya. Şu camdaki, şu şoför camındaki ve
şu kapıdaki kaplamayı, camdaki kaplamayı silersek yeterli olacaktır. Sağımı solumu göremiyorum bakın. Yani kapalı. Göremiyorum hiçbir şey. İçine bakarsak içi gayet güzel olmuş ama içinde de sıkıntılar mevcut. İbreler net değil, bulanık gibi. Tam okunmuyor hızlar. Yani orayı biraz daha netleştirmek lazım. Yani araya 90, 100, 110 falan o 110'ları 90'ları küçük küçük sıkıştırmış arkadaş. Otobüsün gerçeğinde var herhalde onlar, o yüzden öyle koymuş. Yani eğer çok zor oluyorsa öyle netleştirilmesi, yani en azından o şeyleri silsin abi, 10, 30, 50, 70 işte onları silsin. 20, 40, 60, 80 şeklinde olanları böyle daha detaylı yapsın. Hem daha böyle şey olur, net gözükür. Yani hem de fazla böyle kalabalık olmuş olmaz. Aynı şekilde ama şeylerde de mevcut. Mesela bakın şu devir göstergesinde de fazla sayı yok ama net gözükmüyor abi. Yani bunun bir şekilde düzelmesi lazım. Okunmuyor çünkü. Hele şu benzin göstergesinin üzerindeki sayılar hiç okunmuyor. İyice kırılmış sayılar. 1-2 yani yarım litreyi gösteren şey hiç gözükmüyor yani, neredeyse kırılıyor sürekli. Onun haricinde kabin güzel abi. Bir de şu kaplamalar var. Aşağıda kahverengi gibi gösterdim onları da size. Onlar da böyle bulanıkmış gibi duruyor yani. Sanki böyle ya biraz dandik duruyor açıkçası. İleride düzeltir diye düşünüyorum ama otobüsün modellenmesi falan güzel olmuş. Arkadaş bayağı uğraşmış. Eline sağlık diyelim. Güzel ama ben yani eleştirmek gibi olmasın. Şey gibi söylüyorum bunu. Yani arkadaş bunu illaki düzeltecektir, biliyordur hatalarını. Yani ben burada söylüyorum ki bilmediği bir şey varsa onu söylemiş olayım. Yani ona denk gelsin abi. Mesela aa bak bunu bilmiyordum, iyi ki söylemiş videoda falan olsun. Yani o yüzden söylüyorum ben. Sadece burada test ediyorum. Yani iyi kötü yönlerini söyleyeceğim tabii. Ya zaten böyle bir otobüs modu yapmamış olsa zaten böyle eleştirecek bir şeyimiz olmayacaktı. Ya tartışacak bir şeyimiz olmayacaktı. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum ki herkes bilgilensin. Ona göre modu indirsin veya indirmesin arkadaşlar. Şöyle aynalarınızı da ayarlamayı unutmayın. Aynalar biraz şey böyle zor gözüküyor. Ben biraz dışarı doğru çektim böyle, otobüsün kapısına doğru getirdim aynaları. Şöyle karşıdan gelen de yok bu yollarda. Sollayalım abi. Bakın sinyal kendi kendine devam ediyor. Mesela açıyorum, kapatıyorum. Yani sinyal sesini biraz uzun koymuş. 5 saniye mi 6 saniye mi ne koymuş? O yüzden oluyor bu sorun abi. Yani kısa 1 saniyelik bir sinyal koysaydı onu, sadece tekrarlamasını ayarlasaydı, böyle bir sorun olmayacaktı. Kapattığımızda devam edecektik. Bu da yavaşladı, burada dönecek herhalde. Şöyle şeyden de geçeceğiz. Bakın hiç hissettirmiyor burada mesela. Yani buradan hemen geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hissetmiyorsunuz bile şeyi. O şeyden geçtiğiniz, tümsekten geçtiğinizi. Süspansiyonu çok iyi ayarlamış arkadaş. Harbiden helal olsun. Şöyle size bir daha göstereyim. Bakın. Yani geçtim mi geçmedim mi belli değil. Arkadan bir tıkıt diye ses geliyor. Arkada süspansiyon olmadığı için. Ön taraftaki süspansiyon acayip güzel. Yani hiçbir şey hissetmiyorsun. Zaten göreceksiniz birazdan ilerideki yollarda. Yani ön taraf böyle resmen zıplıyor abi. Yani ön tarafı güzel yapmış. Harbiden otobüsün o böyle şey olur ya, şoför koltuğu böyle zıplar ya abi. O tarz olmuş yani. O süspansiyonun şeyini çok güzel ayarlamış arkadaş. Helal olsun. Bir de bakın şöyle kadranın bulunduğu ekranda plastik bir şey var. Beyaz olarak parlıyor. Yani ona da hiç gerek yok aslında. Bu Renault'da da vardı. Renault'da da böyle güneşi arkana alınca mı artık önüne alınca mı ne, parlıyor abi kadran çok zor gözüküyor, böyle öndeki bembeyaz oluyor. Yani onu da kaldırabiliyorsa kaldırsın, bence hiç gerek yok yani öyle bir şey. En güzeli onu kaldırması. GPS'i de koymuş, gayet güzel olmuş GPS falan. Yani onun haricinde bakalım başka neler göreceğiz. İşte o skin yapan arkadaşa da söyledim, ona farklı bir arkadaş yapıyor. Sağ olsun Fenerbahçe falan yaptı, Göztepe. Şu camlardaki kaplamaları silerse güzel olur bence. Benim fikrim. Yani gerek yok çünkü. Bakın ekran bembeyaz oldu gördüğünüz gibi. Yani şu plastiğe gerek yok abi ekrandaki. Çok kötü duruyor. Sayılar da okunmuyor zaten. Yani iyice böyle netleşmesinden uzaklaşıyor. Otobüsün böyle sesleri mevcut. Pıs pıs yapıyor. Ama onu çok şey tutmuş. Yüksek sesle tutmuş mesela. O da dikkatimi çekti.
Gaza basınca sürekli böyle düz yolda olsa bile o sesi yapıyor. Yani onu biraz nasıl diyeyim? Süresini uzatması lazım aslında. Çok sık yapıyor. Oksijen tüpü gibi oluyor abi. Dalgıçlar kullanıyor ya böyle oksijen tüpü. Bakın dinleyin abi. Yani bildiğiniz denize dalan dalgıçların kullandığı oksijen tüpünden farklı değil yani şu çıkan ses. Çok sık yapıyor. W'ya bastığınızda yapıyor. Gaz verdiğinizde yapıyor yani o sesi. Bakın veriyorum şu an. Bırakıyorum. Bıraktığımda yapmıyor. Yani arkadaş ona göre ayarlamış. Gaz verdiğinizde yapsın diye ayarlamış ama çok sık yapıyor. Bir de çok fazla ses yapıyor abi. Frendeki çıkan ses güzel. Frende normal çünkü orada bir sıkıştırma yapıyor. Hava basıncını kullanıyor orada frenleri şey yapmak için. Bakın mesela bıraktığınızdan da o havayı da bırakmış oluyor. Yani bu güzel. Bunda sıkıntı yok. Ama şu sesi çok fazla yapıyor. O dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle solu döneceğim. Mesela skin kaplaması olduğu için solumu hiç göremiyorum. Şöyle bakmak zorundayım. Ya döneceğiz artık. Şöyle dönüşler falan efsane ya abi. Otobüs ya şimdi böyle. Yani bir güzel oluyor abi. Bir zevkli oluyor yani. Single'a Scoda geleceğini şöyle otobüs gelse 10 numara 5 yıldız yani başka bir şey demem. Şöyle şeyi de göstereyim. Passenger modunu da hızlıca göstereyim. Şimdi serbest çalıştan aldım arkadaşlar. Şöyle gözüküyor abi işte. Şeyde yok maalesef. Buralarda yok. Sadece buralarda çıkıyor abi. Şehirlerde çıkıyor. Yani İskandinavya'da çıkmıyor. İngiltere'de de çıkıyor. İskandinavya'da yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Öyle aldım abi ben şeyi Dorsa modun işte çıktım Bergen'e en yukarı. İskandinav yollarında otobüsü test edeyim istedim. Şöyle biraz daha gideyim de zaten ileride videoyu bitiririm yani tamamlamam. Bildiğiniz Dorsa park ediyormuş gibi park ediyorsunuz abi şeyi. Yolcuları. Şimdi arkada da Dorsa yok ya. Allah karşıdan gelen var. Neyse. Dorsemiz de arkada belli olmuyor ya arkadaşlar. Park ederken dorse sağa sola kayıyor mesela. Yanaşamıyorsun. Öyle bir sıkıntı da var şimdi bu dorsenin. Passenger modunun. Yani bu otobüs moduyla birlikte şöyle güzelce bir passenger modu yapabilecek bir arkadaş varsa çok iyi olur. Çünkü yanaşamıyorsunuz abi. Sıkıntılı. Ben eskiden single player'da otobüs moduyla oynuyordum biliyorsunuz. Bayağı bir eski videolarımda. Şimdi oradaki passenger modunu ben nasıl kullanıyordum? İşte hangi moddu falan hatırlamıyorum. Ben internete yazdım indirdim şu anda o modu çünkü. Passenger modunu hiçbir şekilde hatırlamadığım için. Yani o otobüs modunda acaba şeyinde nasıl kullanıyordum ya? Yanaştırıyordum falan. Aynı bu şekildeydi herhalde o da. Yani daha mı farklıydı ya da? Bakayım nereye gidiyoruz abi? Buradan aşağı inecekmişiz. Yani o şeyi hatırlayamadım açıkçası. Oradaki passenger modu nasıldı? Yani böyle arkamdaki dorsa şey belli oluyor muydu? Yoksa ondaki böyle direkt otobüsün içinde miydi? Yani yanaştığında direkt o beyaz şeye girmen yeterli mi otobüsün içine mesela? Otobüste. O beyaz şeye girdiğinde. Yanaştığını sayıyor mu? Çünkü bunda saymıyor. Bunda Dorsa'yı oraya yanaştırman lazım. Zaten Dorsa da gözükmüyor abi. Yanaştıramıyorsun falan falan yani. Bayağı uğraştırıyordu. Ya nasıl yapıyorduk hiçbir şekilde hatırlamıyorum gerçekten. Videoya bir bakmak lazım açıkçası. Muhtemelen bu videoyu bitirdikten sonra ben ona bakmış olacağım. Yani çünkü merak ettim. Yani ben söyleyeyim. İlla böyle beni izleyen mod yapmayı bilen arkadaşlar vardır. Passenger modunu arkada yük olmadan otobüsün içine direkt monte edebilen varsa gayet güzel olur. Teslimat bölgesine gittiğimizde otobüsün içine yani o beyaz yerin içine otobüste girdiğimiz anda T'ye bastığımız anda olay bitsin abi. Hiç dorsa yanaştırmayla falan uğraşmıyorum. Direkt otobüsümüzü o beyaz yerin içine sokmamız yeterli olsun abi. Çünkü arkadaki gözükmüyor söylediğim gibi. O yüzden yanaştıramıyorsunuz. Sıkıntı oluyor. Sağa sola kayıyor çünkü arkadaki görmüyorsunuz. Allah bakın yan taraf şöyle biraz virajlarda kalkıyor abi dikkat edin. Zıplıyor bakın işte söylediğim süspansiyon olayı bu. Bakın abi bak ön tarafa bak. Bak bak. Görüyor musun abi?
Ön taraf acayip şey. Yaylı. Bakın abi hala sekiyor. Yani buna bayıldım abi ya. Arkadaş var ya, muazzam şey bırakmış, mesafe bırakmış süspansiyon yayında. Böyle otobüs yukarı zıpladığı anda bir anda şey yapmıyor yani, böyle sınıra gelip otobüsü çekmiyor abi yukarı. Yani o yaylanıyor, sürekli yaylanıyor. Güzel olmuş abi, güzel. Ben de zamanında fizik modları falan yaptığım için o yaylanma olayını biliyorum. Bir kere yapmıştım şeyde, zamanında öyle test ederken. Böyle acayip ön taraf frene bastığınızda böyle kalkıyordu falan. Tabii onu düzelttim sonra sizlere. O şekilde sunmadım çünkü hayvan gibi yukarı kalkıyordu. Ama arkadaş çok güzel ayarlamış otobüs için bunu. Tebrik ediyorum kendisini. Yani otobüs modu güzel. Değiştirilecek birkaç şeyler var işte, kaplamalar. Kadran okunmuyor mesela. Sinyal sesi uzun. Yani var birkaç şey arkadaşlar. Onun haricinde modellemesi falan güzel olmuş, dışı falan. Gayet güzel yapmış arkadaş. Helal olsun. Biz de Fenerbahçe takım otobüsüyle futbolcularımızı kampına doğru götürüyoruz arkadaşlar. Yolcularımız, futbolcularımız 1 ton. Şöyle göstereyim. 1 tonluk futbolcu götürüyoruz arkadaşlar. Şu yol neresi ya? Şöyle. Ya buradan böyle çıkıyor. Yanlış yere mi baktım bakayım? Ha, buradan. Şöyle bir yol yapmışlar ha, değişik. Ya böyle ara yollar var şimdi bu İskandinavya çevresinde de. Ya merak ediyorum. Bazıları böyle haritada çıkmıyor falan, millet gidiyor. Bazıları da böyle haritada çıkıyor. Böyle ormandan mormandan bir yerden götürüyor herhalde. Hiç denemedim açıkçası. Oo, burada neymiş böyle? Bak mesela hiç abi tabela mabela bir şey yok ha, ben görmedim varsa da. Yani ona göre hızlı girdim biraz. Şöyle hız göstergemiz var. Bakalım abi en fazla kaç yapacak? Onlara hiç bakmadık. Bir onları da test edelim. Görelim kaç yapıyor. Aleti karşıdan da şey geliyor. Yani şöyle dalayım direkt. Bunlar duruyor ya. Multiplayer'de durmuyorlar abi. Sıkıştırıyorlar. Yandaki de sıkıştırıyor bir de sollayınca. İyice böyle arada kalıyorsun abi. Senin solladığın eleman da seni sıkıştırıyor. Düşün yani o derece. Adam 80'le gidiyor şimdi. Arkasında gidiyorsun. Sollayacaksın abi. Sollamaya çıkıyorsun böyle. Yarıya geliyorsun. O da gaza yüklenmiş o sırada. Karşıdan da şey geliyor, tır geliyor. Karşıdaki fren yapmıyor. Yandaki de gazı köklüyor abi, sen geçeme çarp diye. Kalıyorsun öyle arada. Ha, başıma gelmedi de böyle şeylerden çok görüyorum. Olaylardan, adminlik olaylarında. Ya oluyor abi. Bana da yapıyorlar. Ya en azından ben hemen fren yapıp kendi şeridimi tekrardan geçiyorum. Mesela öyle bir şanslarım oluyor. Öyle kazaya sebep olamadılar. Denediler ama başaramadılar. Yani geçeceksen geçeceksin, duracaksan duracaksın. Şöyle aşağı ineceğim abi, şeye gitmeyeceğim. Dur bakayım, şunu sıfırlayayım bir. Nasıl gösteriyor? Ha, buradan gösteriyor oğlum, ben zaten buradayım. Şuraya gideceğim abi. Şöyle oraya doğru bir gidelim. Bakalım burada ne kadar sekecek. Burada bir sekme yeri var çünkü. Hop. Gördüğünüz gibi bayağı abi. Şu ön tarafa bakar mısın ha? Fren de güzel ha. Canavar. Ekranda dijital hız göstergesi de var. O da güzel. Gayet işinizi görüyor. Aynalar biraz şey kalmış ya böyle. Küçük kalmış. Bana zor geliyor. Ya bakmıyorum ki ben aynalara. Vallahi bakmadan sürüyorum ya. Şu aynaya falan bakmak bana ters geliyor abi. Baksana yukarıda kalıyor. Alışkın değilim. Böyle gözlerimi yukarı şey yapmam lazım, kaldırmam lazım. Pek gözükmüyor yani o yüzden. Bakalım kaç yapacak en fazla. 130. Gidiyor. Solluyorum abi. Hiç burada şey yapmıyorum. Multiplayer değil zaten. Şöyle geçelim gidelim. Bayağı gidiyor abi. Futbolcuları zeval vermeyelim de gebermesinler abi, maça çıkacaklar. Bak arkadan Volkan bağırıyor, kaleci. Yavaş git diyor, çok hızlı gidiyorsun diyor bana.
Daha oğlum biz kaza yapar mıyız ya? Ayıp ediyorsun ya. Volkan geç yerine. Kampa geç kaldık. Hala yavaş diyorlar. Abi böyle bir şey var mı ya? Gidiyorduk ha vallahi. Bak zorlanıyor biraz. Bazı virajlarda zorlanıyor alet abi. Dikkat etmek lazım. İnşallah önümde durmaz. Abi baksanıza hissetmiyorsunuz bile şeyden geçtiğinizi. Üf yollara bak yollara. Hasan burada şeyi sürtüyordu ya otobüsün altını sürtüyordu ön tarafını sürekli ama benim başıma gelmedi nedense bilmiyorum. Fixlenmiş versiyonunu mu kullanıyorum acaba? Herhalde aynı versiyondur ama işte tecrübe yani öyle diyelim Hasan. Tecrübe yani kardeş. Ayık ol. Şöyle onanın. Oğlum abi şu şeyler hiç gerek yok ya. Şu göbekleri var ya hiç gerek yok. Kapalı zaten abi yol. Bir de göbek koymuşlar oraya. Ya dümdüz gideceksin abi hiç gerek yok yani öyle şeylere. Oyun böyle gerçekçi olsun diye. O zaman sağını solunu açacaksın abi o yolun. Bak mesela böyle yollar var ama kapalı burası. Bazı yerler açık. Bulursam gireceğim abi. Dehşet gidiyoruz ha. Vallahi gidiyoruz. Harbiden gidiyoruz hani. Otobüs de güzel ha. Böyle zıplıyor mutluyor. Zevk veriyor ha. Haberiniz olsun. Aa bura bura bura. Dur bakalım girelim. Ha, şimdi arkada Dorse var ya nasıl döneceğim buradan bak. Dur lan. Bakayım nereye çıkıyormuş o. Bak hiç belli olmuyor ha. Şurası mı acaba? Bak burası neresi mesela? Ha böyle bir şey yapmışlar ama bir yere gitmiyor abi. Yok buralara gidiyor. Ha buraya bağlıyor. Ha buradan tekrardan buraya çıkartıyor. Anladım. Devam abi. Dur bakayım. O dar yoldan gidebilir miyiz? Ben kamerayla bir şey öyle şöyle otobüsümü şöyle getireyim ki arkada Dorsa var abi. Geri gelince o Dorsa sıkışacak çünkü. Şöyle dönelim bakalım abi. Şuradan nereden gitsek? Şöyle soldan gidelim. Göremiyorum zaten solu. Evet, takım otobüsüyle Samandıra'ya doğru, kampa doğru, Dost'a doğru gidiyoruz abi. Bak ki ya kaptan abi kaptan dönmesini biliyor yani ayık olacaksınız. Boşuna otobüs kullanmıyoruz abi biz. Buradan sağa dönersem iyi olacak. Hadi bakalım. Abi kaptana bakar mısın ya? Yani boşuna kullanmıyoruz abi biz bu otobüsü yani. Oğlum yalnız ben ters yönden gidiyorum abi burası tek yönmüş. Taşıt giremez tabelası da yok ha hani orada. Olsa neyse. Ha buradan firmaya sokuyor seni. Yo burası bak mesela tek yön değil şu anda ama orası tek yön gibi tabelaları koymuşlar. Ananı oy ulan ne döndüm be. Abi otobüs şimdi ya bu. Tır olsa çarpar da otobüsün önü birden döndüğü için sıkıntı olmuyor. Yan tarafımı göremiyorum yani şöyle bakacağım. Oğlum şurada da yol var ha. Bak yanda. Burada değişik yollar mevcut abi. Şöyle çıkalım bakalım abi şuralara. Şöyle gidelim. Sizleri de dolaştırıyorum ya böyle hazır videoyu açmışken. Hem otobüsü test ediyoruz hem böyle bir dolaşmış oluyoruz arkadaşlar. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Single oynuyoruz ama
Gayet keyifli abi. Şöyle gidelim bakalım nereye gidiyor ya. Bakalım bir. Aa, bak burası kapalı mesela böyle döndürüyor seni. Bak göremiyorum mesela sağımı solumu. Abi şu rica ediyorum. Skin şeyi yapan arkadaş şu solumu ve sağımı açsın abi. Ya kaplamayı falan tamamlıyor da abi baksana zaten güzel durmuyor o kadar ya. Dur neredeyim? Buradayım. Tamam gelmiş. Şu yandaki yol ne? Yanında bir yer daha vardı. Dönecek miydim ben oradan? Lan gene kaçırdım dön. Evet şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Oo bu yol neymiş bak. Buraya çıkılır abi. Direkt şeye mi gidiyor burası? Firmaya mı gidiyor acaba? Baksana abi şu güzelliğe ya. Direkt şey gibi ha. Samandıra yolu gibi abi. Baksana ferah ferah. Bakar mısın abi şu güzelliğe ya? Bak ya abi güzel değil mi? Bence muhteşem ya. Bak bayraklar falan var orada ha. Takım otobüsü Samandıra'ya gelirken işte. Şöyle dönelim. Şurası Samandıra'mız olsun abi. Futbolcularımızı getirdik şimdi. İşte şuraya giriyoruz. Evet. Otobüs şoförümüz Uğur Bey futbolcularımızı çok hızlı bir şekilde getiriyor, geç kalmalarına rağmen. Nereden gidiyor? Ben her zaman şöyle sağı tercih etmek isterim. Çarpmam inşallah. Çarpmaz ya. Kaplamada sıkıntı yoksa çarpmaması lazım. Evet arkadaşlar. Bak işte yan tarafımı göremiyorum. Bu benim için çok büyük sıkıntı şu anda. Çünkü çarpacak mıyım, çarpmayacak mıyım, ne var ne yok hiç bilmiyorum yanımda. Bak mesela buraya yanaşmaya çalışacağım. Ama yanaşamayacağım, arkada Dorsa var. Şöyle yapalım abi. Bir dakika. Şimdi arkadaki Dorsa kim bilir nereleri çarpacak şu an. Bakın şöyle gidiyorum. Göreceksiniz birazdan. Bakın sallamaya başladı bile otobüsü. Bak. Dorsa kim bilir nerede şu an bakın. İşte yanaşırken bu sorun başınıza geliyor. Bakın Dorsa nerelere girmiş yani. Gördüğünüz gibi. Geri sesi de böyle. Biraz cırtlak olmuş ama olmuş. Neyse ben bunu böyle bırakayım abi. Şöyle otobüsümüz geldi ya, onu da bir yanaştıralım. Şimdi boru değil yani, Fenerbahçe otobüsü. Şöyle şu ortaya gireceğim abi direkt. Bak göremiyorum yanıma abi bak. Bak bu beni çıldırtıyor şu anda. 2 numaraya mı gireyim? Aynen şuraya girmem lazım. Göremiyorum abi. Evet. Futbolcularımızı getirdik arkadaşlar. Fren yaptım mı da az önce fena kilitledi gördüğünüz gibi yanaşık ya. İşte böyle abi. Futbolcularımızı getirdik arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Çalıştıralım bir daha. Kapatalım. Evet arkadaşlar, otobüs modumuz böyle. Modu indirmek isteyen arkadaşlar ayrıyetten işte Passenger modunu falan indirebilirsiniz. Hepsinin linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Otobüs modumuz böyle. Eğer benim başka test etmemi istediğiniz modlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Otobüs moduyla veya başka şeylerle ilgili aklınızda takılan sorular varsa onları da yazın. Ama lütfen şeyle ilgili soru yazmayın abi. Multiplayer'dan ban yedim falan falan. Banlarınızla ilgili soru yazmayın abi. Çünkü zaten ban yediyseniz foruma gideceksiniz. Oradan ban kaldırma isteği yapacaksınız yani admin. Ben buradan sizlere yardımcı olamıyorum. Ama eğer benlik bir durum varsa, ben banladıysam size Facebook'tan sayfamı oradan mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde otobüsün eksiği işte şu ibreler falan gözükmüyor. Bence gayet önemli bir eksik. Yani gözüküyor da çok net değil abi. Onu söyleyeyim. Biraz böyle netleştirilmesi lazım onların. Sinyal sesi biraz uzun sürüyor. Onun haricinde kaplamayı yapan arkadaşa da söylüyorum. Şu
soldaki camı ve şu sağdaki camı temizlerse sevinirim. Dışarısı belli olmuştu. Şöyle biraz yerlerdeki kaplamaların da biraz daha böyle detaylı ve güzel gözükmesi lazım. Yani çok net olmamış çünkü baksanıza bulanık bulanık olmuş. Yani onun haricinde mod güzel abi. Böyle passenger modu alıp takılabilirsiniz. Yani gayet de böyle zevkli olur. Multiplayer'dan sıkılan arkadaşlar için. Arada böyle bir iki tur yaparsanız. Keyfiniz yerine gelir arkadaşlar. Hepinizden şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.